Burada şunu söylemeliyim arkadaşlar. Türkiye'nin dünyadaki yeri. Bakın, Türkiye'nin dünyadaki konumu. Türkiye coğrafyasının geçirmiş olduğu tarih, tarihsel miras. Bizim Türk ulusunun tüm sıkıntılarımızı da açıklar aslında. Burası politik, siyasi dünyanın ortası. Avrupa'yı, Asya'yı, Afrika'yı, Akdeniz dünyasını, işte Karadeniz dünyasını, nereden alırsak alalım, Avrasya'nın ortasındadır Türkiye. Burası aslında tarihi olarak da eski dünyanın ortası kardeşim. Yani Türkiye dünyanın ortasında. O zaman normal olarak burada bir Norveç gibi, bir İsveç gibi, bir Finlandiya gibi rahat olmayacağımız ortada. Onlar da İsveç'te, Finlandiya'da filan liberal takılırsın, insan hakları SCV filan ahkam kesersin de burada öyle liberalizmmiş, sosyal demokrasiymiş filan. Bunlar hep sıkıntı yaratır kardeşim, bölünmeye götürür. Din mezhep etnik savaşlara davetiye çıkarır ki görüyoruz zaten tüm sıkıntılarımız burada. Biz başta bunların farkında olacağız ve Atatürkçülüğün merkezinde olan Cumhuriyet'in ve bu Cumhuriyet'in asıl çerçevesini ortaya koyan Kemalizmin de farkında olacağız. Ha, Atatürk'ün özellikle Cumhuriyet'in ilanından sonra ortaya koyduğu tüm aksiyonları olan Kemalizmin tarihsel arka plandaki yaşanmışlıkları da unutmamalıyız arkadaşlar. Öbür taraftan 1922 yılına gidip bazı şeyleri hatırlamamız gerekiyor. Dünyaya baktığımızda o zaman işte güneş batmayan bir imparatorluk var. Üzerimize tamamen çökmek isteyen İngiltere var. Amerika var, Fransa var. Kendini birleşmiş ve güçlü görmekle birlikte geç kaldığını gören bir Almanya var. O zamanlar sanayi devi haline gelmiş. Eski dünyanın bütün kuzeyine hakim Rusya var. Roma Roma deyip hala antik Roma'yı düşleyen bir İtalya var orada. Ve kaybettikleriyle zamanında İngiltere'den daha büyük bir imparatorlukken bütün bunları kaybetmiş bir İspanya var. Bir değil, iki değil kardeşim, üç değil. Bakın bunların neredeyse hepsi dev devletler o zaman. Doğuya bakın orada. Mesela ne var? Doğuda ne görüyorsunuz? Orada Endonezya var. Aslında bu Endonezya çok geniş, büyük bir ülke. 200 milyona varan bir nüfusu var. Peki bu kadar nüfusla ne yapmış bunlar kardeşim? O zamanlara kadar bakın Endonezya Hollanda'nın sömürgesi olmuş uzun yıllar. Sonrasında bir şekilde Hollanda'dan bağımsızlığını kazanıyor. Ama sonuç nedir? Hiç. Sonrasında ne oluyor? Amerika'nın etkisiyle ezilen, Amerika'nın şekillendirdiği ılımlı İslam ile ezilen bir ülkeye dönüşüyor değil mi? Acımasız Amerikancı, İslamcı bir kapitalizm. Şu anda yine böyle acımasız Amerikan İslamcı kapitalizmi kim yaşıyor? Biz de neyse şimdi o konumuz o zamanlarda. O dönemde de böyle acımasız bir dünya var kardeşim. Peki İslam ülkelerindeki o zamanki durum ne? Bir İran var. Edilgen edilmiş tamamen. Bizim Kaçarhane Dağı'na 1925 yılında düşürülüyor. Nihayetinde değil mi? Güçsüzleştirilmiş, edilgen hale getirilmiş bir İran. Olsa ne olmasa ne noktasında adeta bir İran var. Başka hiçbir İslam ülkesi yok kardeşim. Araplar zaten yoz yobaz sömürüye açmışlar kendilerini. Türk düşmanı bir şekilde bizi tamamen yok olmamızı bekliyorlar. Zamanında karnımızı deşmişler. Ötesinde ne var kardeşim doğusunda? Orada Hindistan'ından, Çin'inden, adalarına, Seyran'ına, okyanusundaki o adalarına kadar hepsi ezilmiş. Dolayısıyla bütün dünyada direncin olduğu tek bir nokta var o zaman. Neresi orası? Polatlı'ya dayanmış, Batı destekli Yunan ordularının karşısında duran bir Ankara var. Arkasında Kayseri var, Sivas var ve kuzeyde birkaç Karadeniz şehri var. Bizim Ordu'da, memleketimde başta olmak üzere. Tengri'den bak kardeşim, Bolşevik ihtilali oldu da rahatladık. Doğuda bir de Erzurum oldu. Bundan ibaret olan bir ülke haline gelmiş ve ne kadar sürecek? Bunları da ne kadar elimizde tutabileceğimiz karanlık. Çünkü Sevr, şimdikilerin dedeleri olan o kana bozuklar tarafından imzalanmış değil mi? Dolayısıyla inancımız, direncimiz ne kadar sürecek? Ona göre düşünmek lazım. Ancak bak, tarih orada Büyük Gökbörü Atatürk'ün ışığı ile dönmeye başlamış bak. Orada önce Fransızlar Antep'te zorlandılar, Maraş'ta zorlandılar, yenildiler. Yenilerek kabul ettiler kardeşim. İngilizler durun yapmayın kazanacağız filan dediler. Fransızlar hayır bu işin sonu görünmüyor dediler. Ayrıldılar bakın bak. Güneyde Fransızları yendik. Ayrıldılar. İngilizlere de biz yokuz bu işte dediler. Bu zor bir macera dediler değil mi? Başka bir şeye benzemiyor. Çünkü Anadolu'nun işlerine girmek orada. İlerleme kolay değil. Şurada 2-3 şehir bizi mahvetti. İşte Antep, Maraş, Urfa dediler. İşte o noktadan bakmak lazım. Ve ondan sonra işte Antep'ten, Maraş'tan sonra tarih bizim için tersine dönmeye başlıyor. Sömürgeci güçler artık orada büzüşmeye, küçülmeye, zayıflamaya, kaybetmeye başlıyorlar. Kayıp burada ilk olarak Türkiye'den başlıyor onlar için. Başarısızlık Türkiye'den başlıyor. İşgal oldu kimi bölgeler ama sömürge olmadı bu topraklar. Ve burada emperyalizm ilk defa kaybetmeye başladı, geri çekilmeye başladı. Fransızı çekildi, İtalyanı çekildi, İngilizi savaşamadı. Bakın Mudanya'da kalamazlar mıydı? Ha bizim gücümüz var mıydı, yok muydu işte acaba böyle çok tartışmalar dönüyor işte. Deseler ki alın İzmir'de alın. Fakat Marmara tarafı bizim, İstanbul'u bizim, Boğazlar bizim deselerdi İngilizler.
Acaba bizim gücümüz var mıydı? Gücümüz vardı yoktu, mesela o değil aslında kardeşim. Atatürk'ün bariz çok açık bir şekilde ifade ettiği şekliyle bak, bizim ataların eski Türklüğünden gelen kadim inancı vardı. Ve bu inançla biz İzmir'i aldık. Çanakkale'yi de alacağız, Edirne'yi de alacağız sonrasında, ama İstanbul'da alacağız. Gerekirse savaşırız ya da paşa paşa çekip gidersiniz de, dedi mi Gökbörü Atatürk. Ama biz sonuçta İstanbul'da alacağız. Çanakkale'yi de alacağız, Bursa'yı da alacağız. Bu iradeyi sonuna kadar gösterdi Gökbörü. Sonuçta İngilizler burada savaşamadılar. Önce denediler. Yani biz İzmir'e girdik, Kurtuluş Savaşı'nı kazandık, burada bitti. Öyle mi? Hayır kardeşim. İngilizler sonrasında çok ense attılar, denediler. Orada kalacak diye çok umdular. Eğer o inancı gösteremeseydi Atatürk, belki bugün daha farklıydı kardeşim. Yani bugün evet, Marmara Türkiye'nin dışında bir yer olabilirdi mesela. Her neyse, başka bir uluslararası bir devlet mi olurdu? Ne olurdu? İngilizler bunu denediler zaten. İzmir'e girdikten sonra iş bitti. Bütün Türkiye kurtuldu. Öyle bir şey yok kardeşim. Ama İngilizler öyle olamayacağını da gördüler. Hepsine biz gününü gösterdik. Ve bu 30 Ağustos zaferi ve ardından o 13 Eylül'e kadar olan süreçteki kovalamacayla oldu bütün bunlar arkadaşlar. O yüzden bu büyük zaferi tekrar yad etmek lazım. 30 Ağustos'un önemini unutmayalım. Ha, unutanlar, bak burada unutturmak isteyenler çok. Kanı bozuk var değil mi burada? Başta Atatürk olmak üzere burada bütün bu kurtuluş için aslında kanını dökmüş, atalarımıza dil uzatan çok kanı bozuk İslamcı var değil mi burada? Bunları da söylemek lazım kardeşim bak. Bunların misyonunu da söylemek lazım. Ama şu aklıma geldi. Şu an artık öyle bir durumdayız ki vatanını seven herkesin, böyle geniş bir çerçevede ülkede kendine milliyetçi diyenlerin büyük kesiminin de çok fazla rahatsızlığı var, açık konuşmak gerekirse. Özellikle bu Türk İslam sentezine karşı. Neden? Geçenlerde gördünüz değil mi? Devlet Bahçeli ne yaptı? Gitti Tayyip Erdoğan'ın önünde eğildi değil mi? Elini öpmek istedi filan. İşte bu Türk İslam sentezinin varacağı noktaya dair kardeşim bak, çok güzel bir örnektir. Bu işin sonu nerede bitiyormuş? Her zaman söylerim değil mi ben? Bu işin sonu nerede bitiyor? Ümmetçilikte bitiyor. Yani Türk İslam sentezi Türkçülüğü bitirir baştan kardeşim. Ortada Türklük falan kalmıyor sonuçta. Ortada ümmetçilik kalıyor. Dolayısıyla bunu gören kimiler de artık o yüzden ben burada zaten Türk İslam sentezici olamam kardeşim diyorlar. Ve ne yapıyorlar mesela genellikle? Nihalatsız'ın onlara sunduğu çerçeveyi benimseme eğilimi gösterebiliyor kimileri. En azından bir kesim böyle. O yüzden ben diyorum ki kardeşim, açın okuyun. Mesela Nihalatsız ne yazmış? Ne demiş Türklüğe dair burada? Türk kültürüne ve olması gereken siyasete dair. Bakın öyle karar verin kardeşim bak. Bu adam tam olarak ne yazmış? Dönem demeden bütün bu işlerine baksınlar. İşte Orhun gibi dergilerde yazmış. Kendi dergilerini çıkartmış filan. Yani bu dedik zaten Müslümanlarla da normalde tartıştığı zaman. Ya Kur'an okuma bak. Bak Kur'an'a bakmış. Hadisleri bak burada görmüş. İslam tarihini okumuş. Tamam mı? Sonuçta ne diyor? Bu İslamcılarla karşılaşıyor. Lan kardeşim sen bunları okumamışsın. Ben böyle adamlarla ne tartışayım diyor. Mesela onun dergilerini okursanız filan. İslamcılara laf söylüyor. Değil mi? Nihalatsız da mesela. Önce bir İslamcıysanız okuyacaksınız, karşıma öyle gelin diyor. Önce bir oku şu dinin literatürünü de ona göre gel karşıma diyor bazı yerlerde mesela değil mi? Bu konuda mesela haklıdır. Özellikle bu Türk İslam sentezcilerine karşı, o dönemin mesela ülkücü denilen önderlerine karşı da konuşuyor bazı yerlerde bu son zamanlarında. Sizin milliyetçiniz zaten burada İslam'ı sosyal siyasal hayata soktuğunuz zaman baştan biter der. Bak öyle iş olmaz der. Ha Nihalatsız'ın görüşlerine ben katılıyor muyum? Çoğu görüşüne katılmıyorum tabii ki. Onun mesela ırkçı etnikçi görüşüne ben ülke çerçevesinde, bu ülke çerçevesinde katılmıyorum. Ben tekrar diyorum, ben bu ülkede Atatürk'ün Kemalist milliyetçiliğinin geçerli olduğunu düşünüyorum. Bu geçerlidir. Tek geçer yol budur kardeşim. Türk ulus kimliği burada her şeye rağmen bugün de varlığını koruyan bir olgu. Genel dünya görüşü itibariyle bakarsanız zaten Kemalist ulusçuluğu aşabilmiş bir formül yoktur arkadaşlar. Bugün Fransa da ulus devleti değil mi? Almanya da ulus devleti. Ha mesela Almanya'nın etnik temelleri biraz farklı ancak o da ulus devletti sonuçta kardeşim. Yani bunların Fransa'sı, İngiltere'si, Almanya'sı hiçbirisi hukuki anlamda etno devlet statüsünde değildir. Bugün dünyanın en büyük ekonomileri, en başarılı diplomasi yürüten ülkeleri bunlar. Ha bunlar bize düşmanlar. Çıkarlarımız çatışıyor ama kendi devlet akılları bakımından kardeşim bak. Kendi ulusçuluklarına, kendi milletlerine yarar işler yapabiliyorlar yine. Yani kendi çıkarlarının peşinde koşabiliyorlar. Bizim gibi ulusçuluğa zarar veren, kendi milletine zarar veren İslamcı veya etnikçi işler peşinde değiller değil mi bunlar? Bakın bunların hepsi veya argeleri, en gelişmiş ülkelerin tamamı laik ve ulus devletlerdir. Bu ikisi yani laiklik ve ulusçuluk zaten her şeyi ortaya koyar kardeşim. Bana kalırsa Kemalist devrimi bütünüyle sahiplenmenin burada daha da bizim ileri götürmemiz gerekiyor arkadaşlar. Daha da ilerisi için bizim çabalamamız gerekiyor. En azından bizim gibi burada Atatürk'ün ışığını almış olanlar, kendisinin
Türk ulusundan olduğunun farkında olan kitleler bunu yapmalı. Biz Atatürk'ün devrimlerinin önemini bileceğiz. Bunların farkında olacağız. Bunlara mesela Atatürk ne demiştir? Arasız devrimler demiştir, değil mi kardeşim? Ve şöyle çok güzel bir slogan vardır Atatürk'ün: durursak biz düşeriz. Ama biz şu an ne yapıyoruz kardeşim? Biz düşüyoruz. Biz önce durduk zamanında, sonra düştük. Buna yol açan zaten 80 darbesi ve öncesindeki Türk İslam sentezi, cihasal İslam süreci, Amerika'nın desteklediği cemaatlerdir, tarikatlerdir, bölücülerin etkileriyle halkın büyük bir kesimi ne oldu? Cahil, yoz çıkardı oldu değil mi burada? Millet bilincini alamadı değil mi? Atatürk'ün ölümünden sonra ne amaçlandı burada kardeşim? Bu toplumun önce dincileştirilmesi, İslamcılaştırılması, sonrasında da Afganistan'da ortaya çıkan Selefi buradaki cihatçılığın Türkiye'ye enjekte edilmesi amacı güdüldü değil mi? Bak bu 15 milyon Arap kaçkınının buraya zorla alınması, Afgan'ın, Peştun'un getirilmesi, şimdi zencilerin muhabbeti, bir ton muhabbet var. Yani senin Türk ulusal kimliğini ve kadim kültürünü tamamen yok edip, yıkıp yok etmek isteyen kardeşim, senin Orta Doğu'nun burada birbirini kesen, bilinçsiz kitlesine katmaya çalışan, bunun için her şeyi yapan çeşitli gruplar var burada değil mi? Ama bakın bunların çoğunluğu, her zaman söylediğim gibi kardeşim, çoğunluğunun kanı sıkıntılı. Anladın mı? Sıkıntılı. Kanı sıkıntılı olmayan adam, bak kanı sıkıntılı olmayan adam, bazıları bana kızıyor bu noktada sanki böyle ırkçılık yapıyormuşum gibi. Değil kardeşim. Değil yani. Biz bunu buradan anlayabiliyoruz. Tamam mı? Kanında sıkıntı olmayan adam, baştan bir Atatürk'ü sever. Atatürk'ü sever kardeşim. Onun Türklük için çabalamalarını bilir. Ona saygı duyar. Tamam mı? Yani burada bu Türk'ün kadim kimliğini yıkıp yok etmek isteyen, Orta Doğu'nun işte birbirini kesen, dediğim gibi kitlesine katmaya çalışan, bunun için her şeyi yapmaya çalışan burada kitleler var. Bunlar, neyse fazla girmek istemiyorum. Yine ırkçı anlayabilirler bazıları söylediklerimi de. Bazı yerlerde söyledim de hemen hocam sen fazla sert ırkçı konuşuyorsun falan diye de. Kardeşim bazı şeyleri de söylemek lazım. Açıkça bazı şeyleri de söylemek lazım da. Burada bakacaksın işte. Bakacaksın yani yere, bölgeye göre bakacaksın. Kimmiş değilmiş, kim ne değilmiş, kimin atası neymiş falan. Bakacaksın kardeşim. Oradan zaten çıkarımı yapacaksın. Anladın mı? Yani baktığın zaman öyle... Emperyalist odaklardan ziyade daha fazla bunlardan biz çekiyoruz kardeşim. Emperyalist odakların çalışmasına bile gerek kalmıyor bunların sayesinde. Zamanında internete düşmüştü. Her zaman söylerim, CIA raporlarında o ünlü Amerikan politikacılarının kendi açıklamaları falan vardı. Bu Türklerin arasında bize çalışmak isteyen çok adam var diye, değil mi? Bizim uğraşmamıza bile gerek kalmıyor diyordu Amerikalı politikacılar, siyasiler. Bunlar zaten kendileri bizim ajanımız olmak istiyor diyorlardı değil mi? Bunlar kim kardeşim? Bunlar sana bana Müslümanlık satan tipler. Siyasisi, ekonomisti, tüccarı, iş adamı, değil mi? Medyatik patronları. Yani Türkiye'nin kendi içerisindeki problem kardeşim, yurt dışından kaynaklanandan fazla aslında içeride. Dolayısıyla burada biraz bütünsel bakmak gerekiyor. Ha, dediğim gibi ben yine bütün bu kötülükler karşısında Atatürk'ün devrimlerinden yanayım. Bütün bu Amerika'nın da desteklediği bu ortaçağ kalıntısı, kalıplaşmış saçma sapan gerici argümanlarının tamamını teker teker burada tespit edilip hiç çekinmeden yıkılması lazım kardeşim. Bak o yüzden biyolojik ırkçılığa ben de karşıyım. Yani toplum daha ileri götürebilecek hiçbir dinamik görmüyorum ben bu biyolojik ırkçılıkta. Ve en büyük tehditlerden biri olarak görüyorum ben bunu. Bu siyasal İslam'ın yanında. Yani tabii ki bu mesela bu burada etnikçilik deyince mesela Kürtçe etnikçilik, Çerkezce etnikçilik veya Lazca etnikçilik olursa bunların hepsine karşı olmamız lazım kardeşim. Değil mi? Ha, Türk'ün tarihini bak burada yaptıklarını ettiklerini de görmezden gelecek değiliz kardeşim. Yanlış anlaşılmasın. Atalarımız ne yapmış? En son Oğuz ataları gelmiş Anadolu'ya. Kanlarıyla canlarıyla fethetmişler bu toprakları değil mi? Yönetmişler. Dolayısıyla yöneten zaten 1000 senedir Türk kardeşim burada. O yüzden üst kimlik Türk'ün hakkıdır. Tıpkı Fransa'da veya Almanya'da veya İspanya'da olduğu gibi. Burada Türk ulusu ulusur. Burada yaşıyorsan diğer etnisteler Türk'ün üst kimlik çatısı altında yaşamak zorundasın. Türk dili konuşacaksın. Bunun başka yolu yok zaten. Ha burada yeni doktrinler de belirlemek gerekiyor. Bu Arapların, bu Pakilerin, bu Peştunların burada doluşturulmasından sonra değil mi? Bunların mesela bir süre geçtikten sonra bunlar Türk kimliği altında mı sayılacak? Elbette sayılmayacak kardeşim. Burada işte dediğim gibi kıstas koymak lazım. Bunları vatandaş yapmaya, ulus kimliği altına almaya kesinlikle kabul değilim ben. Kabul etmiyorum kardeşim bunu.
burada ulus kimliği altına alınacak olanlar Türkler tabii ki veya başka coğrafyalarda zor durumda kalmış yine Türkikler, Türk etnisitesinden olanlar. Ve bunların arasından tabii ki mesela Arapçılık yapanlar da dışarıda bırakılacak. Arapçılık yapmayanlar Türkiye'deki Türk ulusuna dahil edebilirler ancak. Bu zaten haktır. Buna ek olarak bak Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zaman o zaman bu topraklarda bulunan diğer etnisiteler de yani o zamanki Kürdüdür, Çerkezidir, Abazıdır, Lazıdır. Güney sınırları içerisindeki o zamanın Süryanisidir. İşte bahçeci Araplardır falan. Bunlar Türk üst kimliği altında zaten. Bu yeni nesil kaçkınlar veya ihanet içerisinde olanlar veya bölücülük yapanlar. Bunlar tabii ki Türk olamaz kardeşim. Bunların da bu kimlikten çıkarılması lazım. Böyle şeylerin baştan farkında olmak lazım. Ve toplam olarak burada Atatürk'ün buradaki ulusçuluğuna baktığımız zaman bu çerçevenin en doğru çerçeve olduğunu zaten bu Anadolu topraklarında da anlamaktayız. Kardeşim bunu baştan anlamaktayız. Bu arada Layık Bey desteğiniz için çok teşekkür ederim. Benim iki oğlum da Atatürkçü değil maalesef. Bunun sorumlusu benim vaktinde öğretmedim doğal olarak. Öğrenirler anlarlar sandım hata bende demiş. Umarım anlatırsınız. Anlatmanız lazım. En azından bizim yayınlarımızı vatanını seven burada bir sürü yayıncı var. Onların yayınlarını izlesinler. Bir şekilde izlesinler, öğrensinler, anlasınlar. Ama tabii burada bir sürü farklı tipler de var tabii ki de. Böyle yayın yapanlar filan da var da. Mesela bu dincilerdir, bu Arapçılardır işte bu ulusçuluktan. Zaten bu ulusçuluk olgusundan dolayı da bunlar sevmiyor değil mi arkadaşlar? Bu dinciler filan baktığımız zaman. Bunlar bu yüzden de sevmiyor zaten Atatürk'ü. Atatürk onların tekerine tam anlamıyla çomak sokmuş zamanında kardeşim. Onların en büyük Türklük düşmanı olduğunu zaten biliyordu baştan beri Atatürk. Atatürk Türk ulusunu ve Türklüğü diriltirken bu Arapçıların en başta saf dışı bırakılması gerekildiğini zaten biliyordu da açık konuşayım. Mesela zamanında biraz daha sert olması gerekiyordu Atatürk'ün. Atatürk maalesef yine vicdanlı bir baba gibi olmuş benim gözümde. Ne yapsın Atatürk'e yani hayatını bu ulusun adam olması için harcadı. Tekrar Türk olması için harcadı değil mi? Ha burada Atatürk'ün içinden çıktığı İttihat Terakki'yi de unutmamak lazım. İttihat Terakki aslında burada Arapçıların, dincilerin hiç sevmediği bir şey yaparak işte ne yaptı o dönemki Osmanlı toplumunun tümünün askere alınmasını sağlamak için zamanda çok uğraştı. Mesela burada bu yobazların mesela filan itiraz etmelerinin başta sebebi de buydu kardeşim. Değil mi? Çünkü eskiden sen tarikat şeyhiysen askere gitmiyordun değil mi? Hacı Hoca tayfası filan kaçıyorlardı sürekli askerden. İttihatçılar zorla karar aldırıp bunların askere alınmasını sağlayacak yasalar çıkartıyorlar sonunda. Oradan kalma bir çatışma da var. Hatta alaylı ve okullu kavgası vardı değil mi o dönemlerde baktığımız zaman? Bu sonraki dönemler. O da aslında bu dincilerin, bu yobazların iddiatçılarıyla çatışması sebebinden. Çünkü iddiatçıların eğitimi orada yüksek. Yani burada Fransız, Alman ekolünden falan geliyorlar. Ulusçuluğu biliyorlar adamlar. Ama diğerleri zır cahil. Anadolu'nun dağından gelmiş adam. Türklüğü duymamış. Kendine Ümmet Osmanlı diyor. Asker yapılmış. O da subay, bu da subay. Aralarında çekişmeler normal kardeşim. O yüzden sonradan iddiatçılara karşı bu yobaz asker gruplarının isyanı patlayacak değil mi burada? Daha sonra da bu tipler Halaskar Zabitan denilen burada görevli oluyorlar. Saltanat tarafından görevlendiriliyorlar. Kurtuluş Savaşı'nda aynı ekibin bu Anzavur'un bünyesinde olduğunu görüyoruz değil mi? Hilafet ordusunda filan. Dolayısıyla bizim tarihimizde bugüne dek gelen bu aydınlanmacı gerici kavgası baktığınız zaman ta oralardan başlıyor. İddiatçılar ilk fişe atıyorlar bu anlamda orada. Oyunlu Hareket Ordusu filan bu anlamda bu topraklardaki ilk devrimci ilerici ordudur arkadaşlar. Ve bunun da bilincindedirler yani hareket ordusunun subayları. Atatürk bunun başında geliyor zaten değil mi? Ha şurasını söyleyeyim bak. Burası da gizli kalmasın. Bu hareket ordusunun içinde Türk hareketine katılan mesela Bulgar kökenliler de vardı. Arnavut kökenliler de vardı. Yahudiler falan da vardı. Bunların tamamı o ilk başlarda meşrutiyeti istiyorlardı. Modern bir devletin bünyesinde olmak istiyorlardı. Görüşlerinden dolayı falan da eziyet görmek istemiyorlardı. Biliyorsunuz bu işte Abdülhamit döneminde bu jurnalcilik filan istibdat döneminde susuz yere birçok Türk aydını da sürgüne gönderiliyor. Hapse atılıyor. Biz farkındayız ki Atatürk'ün askeri eğitim döneminde burada yabancı kitaplar filan hep okumak, bunları okumak husus sayılıyordu. Namaz kılmak filan zorunluydu değil mi? Atatürk'ün gece gizlice tuvalette gaz lambasıyla kitap okuduğunu gündüklerinden biz görüyoruz. Namık Kemal'in şiirlerini elleriyle çoğaltıp arkadaşlarına dağıttığını filan biliyoruz arkadaşlar. Yani böyle de durumlar var. Da şimdi aklıma geldi bak. Biraz önce dedim ya bu İttihat dönemi ve sonrasındaki Kurtuluş Savaşı sırası veya daha sonraki Cumhuriyet'in kuruluş sürecinde bu devlet için çalışan o Çerkes kökenler, Anadolu kökenlerden filan insanlar var. Bunlar Türk üst kimliği altındadırlar arkadaşlar. Mesela Enver'in onlar dediği Çerkes korumaları var. Veya bak bunu da söylemek lazım. Mesela Abdullah Cevdet diye bir
Kürt de var, Kürt kökenli de var. Baktığınız zaman iddiaçıların önünü açan. Kendisi ateisttir mesela o dönem. Fransızcadan Lötrenit diye bir eser çeviriyor. Abdülhamit de ilk Tiran lakabını takan da odur aslında. Bugünkü etnikçi Kürtçülerin, bu dem patricilerin haberi var mıdır acaba böyle adamlardan? Bu şimdiki Kürtçüler Atatürk'ün yanında iddiaçılarda nefret kusarlar değil mi? Ama İttihat Terakki'nin önünün açılmasına bu mesela bu Kürt adamın ve başkalarının ne kadar yarar sağladıkları da ortada. Veya bildiğim kadarıyla mesela Talat Paşa'da da bir taraftan Arnavutluk var, Türklük ile karışık. Aslında burada önemli olan şey şu: farklı etnik kökenlerden gelmelerine rağmen aralarında Türklerin, Kürtlerin, Çerkezlerin, Arnavutların olduğu bir yapıda ortak perspektif bir noktadan sonra bir Türk ulus devletini kurmak istiyor hepsi. Üste Türk, modern Türk ulus devletini kurmak istiyorlar. Türklük kavramını üst kimlik olarak hepsi kabul ediyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu noktadan da bakmak gerekiyor. O yüzden iddiatçılar ele alınırken Fransız ve İngiliz devrimleriyle beraber incelemek de gerekiyor. Hatta mesela o Napolyon sonrası modernizasyon dönemlerine filan etkilerine bakmak lazım. Değil mi? Bunların hepsini bilmek lazım. Fransız devrimi mesela buradan net bir biçimde yükselen, tabandan yükselen o dönemki burjuva devrimci, ulusal devrimci bir kanat var. Bir de buna karşı gelişen, yani Napolyon zamanında baktığın zaman Fransızlar devrimi ihraç etmeye başladıklarında o devrimin altında ezilen ama sonrasında toparlayıp monarşiyi daha çok modern araçlarla ayakta tutmaya çalışan bir de reaksiyoner modernleşme dediğimiz bir şey var. Reaksiyoner modernleşmenin en büyük öneri mesela o zaman şeydi, Bismarck. Alman modernleşmesinde değil mi? Ne oldu? Burjuvazi karşısında büyük bir saldırıya uğrayınca yıkılmadan, burada aristokrasinin yıkılmasına izin vermeden burjuvaziyi içselleştirerek bir ara çözüm oluşturuyor onlar mesela orada. Mesela geç dönemdeki İngiliz devrimi de böyle oluyor. Orada bu 1680'lerdeki olan Fransız devrimi tam zıttı bir noktaya geliyor mantıkta. Rusya'da mesela yine demokratik devrim hareketleri, Çar'ın bazı haklarından feragat etmesi, işte Türkiye'de bu meşrutiyet devrimleri, bunlardan çok mesela reaksiyoner modernleşme gibi görünüyor bak. Bizim reaksiyoner modernleşmemizin de sebebi aslında Tanzimat ile başlıyor burada baktığımız zaman. Bu defa ne oluyor? İşte tepeden tırnağa yeniliyorlar devleti. Neden? Aslında bütün bu 1500'lerden itibaren başlayan bu gerici yobaz işte buradaki sürecin sonucunda bir de Napolyon döneminde darmadağın olunca Osmanlı'nın ekonomisi zaten artık sadece diplomatik araçlar ile yaşayabilecek bir düzeye geliyor devlet. Lan diyorlar, devlet elden gitmek üzere. Yani bir şey yapmamız lazım burada. Bizim eski araçlardan vazgeçmemiz gerekiyor. Değil mi? İkinci Mahmut da bunun en büyük öncüsü oluyor değil mi? Tepeden tırnağa devleti bir anda bambaşka bir noktaya getirmeye çalışıyor burada. Batılı esaslara yönlendirmeye çalışıyor. Tabii ilk yaptığı şey de eğitim ve ordu oluyor. Bundan sonra vergi politikalarına falan bakıyor. Fakat ömrü yetmedi ve onu tamamlayabilecek devletin altyapısı da yoktu. Yetişmiş bir adam yoktu çünkü. Bir sanayi arka planı falan da yoktu o zaman Osmanlılarda. Bu inkılapları destekleyebilecek bir tüccar veya burjuvazi sınıfı falan da yoktu. Çok zor kardeşim gerçekten yani. Sadece böyle her şey saray merkezinden gitmesi lazım o dönem. Güvenilebileceği bir ordu da yok adamın. Çünkü Yeniçerilere ortadan kaldırması bu açıdan iyi bir olay burada mesela. Yani gerçekten Osmanlı'yı uçurumun kenarından almış bir şey kendi açısından. Orta çağda kalmış bir ordu ama yerine yeni getirilen Nizam-ı Cedid'in oluşturulması veya sonraki Asakir'i, Mansure-i Muhammediye'nin filan, bunlar da eğitimsiz, yeterli teçhizat yok. Büyük sıkıntı çektiler değil mi? Oradaki Kavalalı'ya karşı adam Kütahya'ya kadar gelmiş. Bir sürü sıkıntı olmuş. Neyse de benim burada demek istediğim şey şu kardeşim bak. Bu Tanzimat sürecinin sonucunda batıya giden, bak mesela orayı gören, oradaki Rönesans'ı, reformu, ulusçuluğu gören, insan haklarını gören ve sorgulayan bir aydınlar sınıfının, Jöntürkler sınıfının oluşması. Hem bunlar hem de batıdan gelen askeri eğitimiyle elit bir askeri sınıf oluşuyor değil mi sonrasında? İşte bu askeri elit sınıftan gelen kim? Atatürk önderliğinde yeni bir Türk devleti kuruluyor burada. Ve burada bizim kodlarımızı değiştiren, bizi tekrar eski, seküler üstün Türk teorisine bize hatırlatan, bununla beraber modern olguları da harmanlayan Atatürk devrimleri ortaya konuluyor değil mi? Kemalizm, Kemalizmin kurulucusu Atatürk, Türklerin babasıdır kardeşim. Olay bu. Tekrar ediyorum, sonuçta şu var: Atatürk'ün milliyetçiliği de kardeşim, burada ırk bazlı olmuyor, ulusçu. Başka da yolu yoktu zaten. Başka da yolu yoktu. Çünkü bu coğrafyada Osmanlı ne yapmış? Bizim hepimizi yerleştirmiş burada. Karıştırmış zorlayarak. Oğuzları yerleştirmiş. Yerlerle karıştırmış. Ha burada bir etnogenez oluşmuş ama sonrası da var kardeşim. Sonrasında burada da karışmalar devam etmiş. İşte Kafkaslardan gelmişler. Kafkaslardan Gürcüsü gelmiş, Çerkezi gelmiş Müslümanlar. Abası gelmiş, Abazası gelmiş. Batıdan, Avrupa'dan buradaki büyük katliamlar sonucunda evladı Fatihanlar tekrar geri dönmüş. Onlar tabii ki Türk evlatları. Bir de bunların yanında işte o Pomak kökenler gelmiş. Müslüman olan ama Türk etnisitesinden olmayanlar gelmiş. Dolayısıyla Osmanlı burada
bir karışım, bir şey bırakmış kardeşim burada. Bu topraklarda. Misak-ı milli sınırlarını çevirlediği topraklar içinde burada kalan diğer etnisiteler var. İşte Atatürk diyor ki Kurtuluş Savaşı verildi. Devlet kurtuldu. Bu topraklarda bunlar da var. Ne yapacağız burada? 1000 senedir yöneten Türk'ün yönetimi altında bir Türk üst kimliği oluşturacağız. Bu işin başka yolu yoktu zaten. Görüyoruz ayaklanmaları, gerici yobaz ayaklanmaları, etnikçi ayaklanmaları görüyoruz. Atatürk'ün yapabileceği başka bir şey yok. Tekrar ediyorum. Bazıları ya olmaz şöyle. Kardeşim sen bu Anadolu coğrafyasında yaşıyorsun. Bu Anadolu coğrafyasının bir gerçeği var. Sen Orta Asya'da yaşamıyorsun. Yani Kazakistan coğrafyasında yaşamıyorsun. Ha orada yaşarsan giderdin böyle Alman milliyetçiliğine benzer. Daha etnik temeller üzerine kurulu bir şey kurabilirdin. Ama bu coğrafya böyle bir coğrafya kardeşim. Dolayısıyla Atatürk burada yapılabilecek en doğru şeyi yapıyor. En doğru şeyi yapıyor kardeşim. Şu anda biz bir arada böyle apar topar, toparlayarak da olsa, topallayarak da olsa... Ya bu kadar saldırıya rağmen, karşı devrimci saldırıya rağmen böyle topallayarak da olsa gelebilmemizin şimdiye kadar sebebi de budur. Atatürk'ün yarattığı devrimler, bu devrimlere karşı saldırılara karşı topallayarak olsa da gelebilmemizin sebebi bu. Yine Atatürk burada bir kesime ışığını verebilmiş kardeşim. Işığını alan bizleriz. Ha, şunu da kabul etmek lazım. Burada 80-90 senenin bir projesi sonucu burada Atatürk'ün ışığını alamayan büyük bir kitle de var. Çok büyük bir kitle de var kardeşim. Doğru. Çok büyük bir kitle de var. Şimdi bunu deyince aklıma bir şey geldi. Bu arada biraz yorumlara bakayım da. Onu da söyleyeceğim şimdi bu konulara girince böyle. Türküz biz, Türk önderimiz Atatürk. Yaşasın Cumhuriyet ve yaşasın laiklik. Ne mutlu Türk'üm diye ne demiş Canan Emlik. Din kardeşliği diye bir kavram yoktur Kur'an'da. Oysa olsa şayet Muhammed arkadaşınız demez kardeşiniz derdi. Hatta kendisi ben Araplara gönderildim ama Araplar benden değildir demiştir. Böyle bir yorum yapmış. Bilge Hanım nasıl durumlar? Böyle konuşuyorum. Yorumlara fazla bakmıyorum ama sıkıntı yoktur galiba. Atatürk birkaç yıl daha yaşasaydı çok farklı bir ülkemiz olurdu. Tabii ki canım. Şöyle bir Atatürk bir 52'ye kadar yaşasaydı. Atatürk bu Kurtuluş Savaşı'nı çok daha azıyla yaptı. Toplumun sadece %7'siyle yaptı arkadaşlar. Geri kalanı yoktu. Şimdi isim vermeyeyim. Bazı etnisiteler falan biz vardık falan diyor. Yoktu arkadaşlar. Yoktu. Tek burada Alevi Türkmenler, Türkler. Yani bu Türk'ün gücüyle yaptılar. Türk'ün kendi gücüyle. O da %7'siyle yapıldı. Halkın bir bilinci yoktu arkadaşlar o dönemler. Yani Türklük bilinciymiş bilmem ne. Halk zaten Osmanlı tarafından cahil, yoz yobaz bırakılmış 500 sene. Halk kendini ne biliyor? Biz Müslümanız. Etnisitesinden haberi bile yok. Yani biz hangi milletiz bizim tarihimize? Haberi bile yok. Adam köyünde yaşıyor. Köyünde kurtlu ekmek yiyor. Bir sürü hastalığı var. Yaşam mücadelesi veriyor. Rezil bir durum. Biliyorsunuz. Bu Osmanlı-Rus savaşları sırasında bir sürü Rus raportör geliyor. Orada Erzurum'dan giriyorlar. Kars taraflarından bakıyorlar. Güneye doğru iniyorlar. Bir bakıyorlar ki halk maf. Köyler bitik. Bu ne diyorlar lan burası. Burası sömürülmez bile. Burayı bırakalım. Burası bizim başımıza dert olur. Boş ver bırak ya falan diyorlar. Öyle şeyler var biliyorsunuz. Açıklamalar var. Böyle bir bırakılmış halk. Ama burada bir ayrım var. O dönem halk saf temiz cahildi. Bilgisiz cahildi. Atatürk %7 ile bu işi başardı ama dediğim gibi geri kalanı halk bilinçsiz cahildi. Ama şu anda arkadaşlar bu 80-90 senelik bir projenin sonucunda bizim gibi ışığını almış olanlar var ama bir de karşı tarafta arkadaşlar bilinçli bir cahillik ve kötücül bir cahillik oluştu arkadaşlar bak. Düşünerek konuşuyorum gerçi burada da bu 70-80 senelik projenin sonucunda böyle bir kitle oluştu maalesef. Tamam mı? Zaten söyleyeceğimi söyledim. Burada dediğim gibi arkadaşlar, tarihimizde yaşanmış olayları, büyük başarılarımızı unutmayacağız. Türk atalarımızın yaptığı çok fazla başarılar oldu tarih boyunca arkadaşlar. Bizim Türklük farklıdır. Bizim Türklük diğer milletlerin milletliğine de benzemez. Diğer ulusların tarihine de benzemez bizim Türklerin yaşadığı. Bizim Türkler, yani milattan önce binlerden itibaren bu konar göçerliği, fetihçiliği ortaya koymaya başladıktan itibaren bu doğudan batıya doğru büyük göç hareketlerinde biliyorsunuz
hakim oldular. Diğer halklara hakim oldular. Hakimiyet altına aldılar. Anlayış gösterdiler. Dünya hakimiyeti mefkuresi derler ya. Bu oturmuştu bizim Türklerde. Bu oturmuştu gerçekten bizim Türklerde. Türkler de bunu nasıl başarabildiler? İşte hakim olurum. Onların kültürlerine saygı duyarım. Güzel şeyler olursa benimserim. Bunlardan kız da alırım, karışırım. Sonuçta Türklük baki burada. Türkçe konuşmak baki. Bunu benimsediler Türkler belli ki çok eskilerden beri. Türkler o yüzden çok farklı değerlendirmesi gereken bir millettir arkadaşlar. Bir ulustur. Bunu çok yanlış anlayan insanlar da var. Hocam siz işte Türklüğün kökenini farklı yerlere götürdünüz. Şöyledir böyledir. Kardeşim tekrar ediyorum ben. Bilim ne diyorsa, eldeki veriler ne diyorsa onu. Onu konuşuyorum, onu söylüyorum arkadaşlar. Onu söylüyorum. Dolayısıyla ne doğru biliyorsam onu belirtiyorum.